Orduyu yeniden nizama sokmamız lazım paşa. İyi askerler şehadet kuşuyla gitti. Harbi kazansak da kaybetsek de feda ettiklerimiz canımızı yakıyor. Bazen diyorum ki keşke şehadet kuşuyla biz gitseydik. Harp meydanında Allah yolunda kılıç sallayanlardan olsaydık. Harp meydanının tozunu yutsaydık. O toz öyle bir toz ki paşa, dünyanın kirini pasını kapatır. Sonra da kabir toprağıyla buluşur. Allah geçinden versin hünkâr. Şehit olmamızı istemez misin paşa? Hünkâr, siz öyle çetin harpler veriyorsunuz ki. Allah muhafaza. Belki yatağınızda bile vefat etseniz şehit sevabı alacaksınız inşallah. Bazen merak ederim. Biz vefat ettikten sonra millet arkamızdan ne söyleyecek, ne diyecekti? Hünkâr, millet olanlar arkanızdan gözyaşları dökecek sizin için. Devleti ayağa kaldırmak için uğraştı. Namerde boyun eğmedi. İslam'ın adını yere düşürmedi diyecekler. Zalimin karşısında dimdik durdu diyecekler. Ben her an, her lahza buna şahidim hünkâr. Şahidim. O vakit alemi İslam için daha da çok çalışalım paşa. Hünkâr, emrettiğiniz üzere Sarıyer'e yerleştirdiğimiz Alman topları ve silahlar gizlice gemiye yüklendi. Ruslar o topların hala kendilerine yönelik olduğunu zannedecekler. Hala. Hünkârım, gemi Boğaz'dan Akdeniz'e, oradan da Süveyş kanalıyla Çin zulmü altında inleyen Doğu Türkistanlı kardeşlerimize ulaşacak inşallah. İnşallah silahlar gider de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz biraz nefes alır. Gün gün havadisler geliyor. Çinlilerin zulmü altında ezilmelerine biraz da olsa mani olsak iyidir. İnşallah hünkâr, inşallah. Babali bir gemi kiralamış. Ne gemisi? Okyanus şartlarına uygun bir gemi. Sarıyer'den yüklenmiş. Kaptan bizim adamımız. Dediğine göre yük silahmış. Hem de Alman nişanlı sandıklara yüklenmiş. Nereye gidiyor silahlar? Doğu Türkistan. Büyük Halife Abdülhamid Çin'deki Müslümanlara silah gönderiyor demek ki. Almanlarla yaptığı bunca pazarlık Türkistan'a silah göndermek için miymiş? Belki de silah ticareti yapıyor. Milletin malını satıp şahsi hazinesini büyütüyor. Abdülhamid böyle bir şey yapmaz. Elbette yapmaz. Ama biz milleti buna inandıracağız. Duyunu umuminin kaçakçılığa karşı vazifeli istimbotu var mı? Var. Gemi Marmara'da durdurulsun. Kaptana söyle direnmesin. Gazeteciler de gemiye çıksın. Yüklerin silah olduğuna dair haberler yapılsın. Erzul'u çağır. Muazzam bir haberim var onun için. Ne haberi? Abdülhamid ülkeden kaçmak için hazırlık yapıyor.